Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bulgur pilavı yapacağım. Öncelikle tenceremin içerisine biraz sıvı yağ aldım. Çok az sıvı yağ dökerseniz daha iyi olur çünkü sonradan tereyağı da ekleyeceğim. Tereyağını ben en son ekliyorum arkadaşlar çünkü lezzetini daha çok verdiğini düşünüyorum o şekilde olduğu zaman. Şöyle yıkamış olduğum 2 su bardağı bulgurumu hemen tencereme alıyorum. Ocağımın altını yaktım. Biraz kavuracağım önce arkadaşlar. Şimdi kavurmaya başlıyorum. Biraz ısınsın. Evet, kavrulmaya başladı. Şu şekilde biraz tuz ekledim. Çok az ekliyorum ben çünkü ben önceden tavuk haşladım. 3 tane butum vardı. Pardon, 4 tane. Onun suyunu ekleyeceğim arkadaşlar. Siz bulyon da ekleyebilirsiniz onun yerine. 2 su bardağı bulgur için 4 su bardağından fazla su koyacağım. Daha sonra bakacağım. Eğer diriyse bulgurların pişmeye yakın. Altını kısacağım çünkü kaynara çıktıktan sonra. Eğer diriyse biraz daha su ekleyebilirsiniz. Fakat kaynar kaynar koyarsanız sonradan ekleyeceğiniz suyu daha iyi olur. Hani pişmiş yaşa soğuk su katılmaz derler ya, öyle bir şey. İyicene kavuruyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, hemen tavuk suyuyla birazcık 2 su bardağı oldu tavuk suyum. 2 su bardağından biraz fazla da normal su ekledim arkadaşlar. Şimdi kaynara çıkması için kapağını kapatacağım. Kaynara çıkacak 5 dakika. Pardon, kaynara çıkacak. Ondan sonra kısık ateşe alacağım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. En son pişmeye 2 dakika kala tereyağını üzerine ekleyeceğim ve bulgur pilavım hazırdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pişmesine çok az kaldı. Şöyle tereyağımı hemen ekliyorum. Gördüğünüz gibi suyunu bayağı çekti. Şimdi biraz da böyle karıştırıyorum tereyağıyla. Şimdi ben 2 su bardağının ölçüsünde, 2 su bardağı ölçüsünde verdim. Fakat kendim daha fazla yaptım bugün. Siz 2 su bardağına, dediğim gibi 2 su bardağı bulgura 4 su bardağından fazla su koymalısınız ya da tavukları haşlayıp tavuk suyu koymalısınız. Eğer dediğim gibi tavuk haşlamadıysanız o gün bulyon da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde tereyağını koyduktan sonra da 2 dakika şöyle pişireceğim suyun çekene kadar. Ondan sonra pilavım hazırdır yemek için. Fotoğrafını çekerim, kapağına koyarım zaten. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın.